Doğru, hayır. Sen bilmiyorum. De bilmiyorsun. Bilmiyorum. Abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin keyifler nasıl? Konuşalım, sınav nasıl geçti? Bu çok önemli bir konu. Var mı aranızda girenler? Mutlaka vardır ya chatte. Bugün full chatteyiz çünkü çok fazla içerik var. Chat'in bazen kaybettiğimizin farkındayız. Full yorumlarınızı okuyacağım, sorularınızı okuyacağım. Ara ara böyle şeyler yapacağız ya. Oturup böyle muhabbetli yorum okumalı. Kime ne sormak istiyorsanız sorun arkadaşlar bugün. Oha, bayağı kişi girmiş bu arada Evrim. Dünya şampiyonu Türk, evet, Just Dance'te. Gururumuz yani. Umutcan'mış ismi. Soy ismini unuttum ama ismi Umutcan. Türkçe çok zordu diyorlar. Vay. Birkaç tane trik var aslında. Benim de yayınlarımda anlattığım. Örnek veriyorum. Soru geldi, Türkçe sorusu. Bir tane uzun paragraf var. Aşağıda seçenekler var. Soru da hangisinden bahsetmemiştir diyor. Direkt sorudan başlarsanız hangisinden bahsetmemiştir arıyor beyin ondan sonra paragrafı okurken. Paragrafa ikinciye dönmeye gerek kalmıyor, örnek veriyorum. Yani paragraf sorularını önce soruyu okuyup sonra şey yap. Evet, onu ben de çocukken öğrenmiştim. Almos kaç yaşında? Ben abi 29'um, 90'lıyım ben. En yaşlarından biriyim ben bu camianı ya. Panda falan var, ben varım. Tuğkan var. Tuğkan ne yaş değil mi? O kaç? O benden 3 yaş büyük ya. Kaçsın abi sen? 87. 3 yaş büyük. Tuğkan 31, 32 mi? 27. Nasıl 27? 32 abi adam. Vay be. O da burada. Ölmüşsünüz, ölmüş. Ben bir Half-Life kurgusu yaptım. Bütün ünlüleri, bu evde kim varsa bu malikanede, hepsini bir tarafa koyacağız. Takımlı bana karşı oynayacaklar. Aynı zamanda birbirlerine karşı CSGO'da kapışacaklar. Siz sınavdan bahsedin biraz. Ne zaman evleneceğim bilmiyorum. Takım koçları yarışır. Askerlik 29 Haziran'da. Oo, takır takır ilerliyor, süper. Takım Jason koçları Momoa. Ne oynayacak abi? Jason Momoa gibi adam harbiden ya. Erwin. Evet. Peki takım koçları ne oynayacak? Oyun mu oynayacak? Her şeyi oynarız biz. Kapışırız yani. Yaşlılar olarak. Ama onu belirlemek kapışırız. Lazım. Belirlerler abi. Daha çok gün var önümüzde. Hayır abi, ben çok merak ettim. Onu ben beklerim yani. Hayalimden bahseder misin? Çocuğun olsa ne yaparsın diyorlar bana. Abi çocuğum olsa ben onu herhalde evrendeki en iyi oyuncu olarak yetiştirmeye çalışırdım ya. O kafada bir adam olduğum için. Dijital çağdayız. Okula okula gitmeyecek mi abi çocuk? Ya okula da gidecek. Onun programlamasını güzel yaparsın. Evet. Eğitim okul çok önemli zaten. Evet. Bu arada şey tabii. Chat'e de söylemek lazım ya. Onun planlaması çok önemli. Evrim video ne zaman? Abi bugün atıyorum. Az sonra içeri falan geçince video paylaşacağım. Kıyamam. Evrim bir taraftan burada video editledi. Vallahi gece video editledim ya. Ben sizden şey rica edeceğim arkadaşlar. Şimdi burada herkes var. Berkcanlar, Tuğkanlar, Delimneler, bir sürü televizyon ünlüsü. Mesela Delimle çok tatlı video çekti. Box makinası challenge diye. Bana da bir fikir verin. Ben de YouTube kanalıma güzel bir video çekeyim buradan. Bunları bir araya toplamışken arkadaşlar. Onları yazabilirsiniz. Tok kaç gün sürecek? 22 tane güzel yayınımız var arkadaşlar. Bugün 3. gün mü? Bugün kaç oldu? Bugün 4 oldu abi. Yarın, şu an 4. yarın günü. Var ya, o çaylaklarda kıyım var. Böyle tıkır 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 kesiyorlar onları. 4 tanesini gönderiyoruz. 4 tanesi gidiyor. Direkt yarı yarıya düşecekler. Allahu ekber! İnanılmaz, tahta havuza gidiyordu. Bir şey diyeceğim, bir yandan düşmesini istedim. Dikey koy, rüzgar böyle geliyor, herhalde gitmez. Ya da çimlere koy. Dur ben de yardım edeyim. Dur şöyle tıktım abi buraya. Tamam, gelmez herhalde buradan. Böyle doğaçlama evet, olaylar gelişebiliyor, çok güzel bir rüzgar var. Tog'dakilerin hepsiyle Half-Life kapışacağım zaten. Başka? Suda en uzun nefes tutma. Onun şampiyonu Abdi olur abi. Ben kendi kazanacağım kurgular istiyorum sizden lütfen. Denedik yani. Berkcan 30 tuttu. Sen kaç? Sen de 30 gibi bir şey tuttun. Ha. Adamı güldürdük. Ben, 1,5 dakika tutmuştu. Kahkaha attı. Ben ama biraz daha tutardım da abi. Biraz daha dediğim 5 saniye falan daha yani. Çok zor. Onun eğitimini çok almak zor lazım abi, işte. Çok zor. İnanılmaz zor. Deli mi ne? Bana ilk tanıştığımızda anlattı abi. Adam bu tür böyle 10 milyon kişinin, 5 milyon kişinin izleyeceği enteresan videoları çekebilmek için bunun eğitimini evet, günlerce abi, almış. Eğitimini binlerce çok dolar para ödemiş. Sadece suyun altında nefes tutabilmeyi en doğru şekilde öğrenmek için. İşte önce diyaframı şişiriyorsun, sonra ciğerini şişiriyorsun. Buradan da biraz anlattı da öyle bir anlatmayla olacak iş değil tabii. Eğitimini almak lazım. Bir de şey abi, normalde nefes tutmak yine bir tık kolay. Hani burada tutmaya çalışsan belki tutarsın. Evet. Suyun altı iyice zor. O bir değişik bir şey. Hava güzel dedi, güneş kapandı diyorlar bu arada. Abi süper oldu ya, oh. Tuğkan gelecek. Boyumu ölçtük arkadaşlar birkaç gün önce. Oradan izlersiniz. Hala net bir rakam yok, söylentiler var. Sen de kesinlikle net bir rakam ölçülmeyeceksin değil mi? Hiçbir zaman. Hayır. Muhabbet uzasın. Sonsuza kadar. Kasa kap yaparız burada.
Kim şanslı onu bir buluruz. Kasakap mutlaka. Kasakap yapalım. Tuğkan içimizden geçti taşkı atmak hasta. Ben hırslıyım hala. Sinirliyim yani o konuda. Abi bence zorlamayın da orada şey muhabbeti var ya. Yenilen pehlivan güneşe doymaz muhabbeti dönüyor orada biraz. Don'un GG'yim şöyle diyenler var. Bir şey diyeceğim. Ben güneş olsaydı havuza dalacaktım. Güneş gitti dalmıyorum. İşte MQ yazmış birisi mesela boyunla ilgili. Ha, o şekilde sonlandırmış. Evet, kapatmış konuyu. LGS fena girdi. Allah herkese sabır versin diyor. Ya hakikaten yanındakiler Kazak Türk'ü bu arada. Bu evdeki herkes, abi delimine hariç, uzun, fazla uzun, gereksiz uzun yani. Bu da benim argümanım mesela. Ne güzel açtı güneş. Burak abi de çok uzun değil, Yunus abi uzun. Senin çok uzun değil kıstasın da. Neyse, yerden yüksek oynayın diyorlar. Ya bu eski oyunları önerseniz de ebelemece saklanmaç oynayalım bir gün abi burada. Abi bu... Bomba fikri veriyorum size. Dün tuvalette aklıma geldi. Çok gidecek bunu izlemek. Burada PUBG... Çelik yelekler olacak herkeste. Bir soft silahlı böyle mavi bir halka çizeceğim ben buraya. Birkaç kişi biz o halkayı sürekli daraltacağız. Buralara saklananlar olacak, birbirini vuranlar olacak. Onu da şöyle anlayacağız. 3 tane uçan balon olacak kafalarında, sırtlarında. Atıyorum, Erwin sıktı 2 tane evrime. Balonları patladı, bir hakkı kalacak. O da giderse Battleground dışına çıkacak, bahçe dışına. Aramızdaki en iyi survivor, silahlı oyunlarda en iyi hayatta kalan bugün değil. Belli olacak. Şu an tedarik ediyoruz malzemeleri. Böyle süper fikir, efsane fikir diyorlar. Drop çok minik olabilir. Drop çuktur o. Drop değildir. Ya çok olacak. Herkese 50 tane kamera var zaten. Güzel bir içerik olacak. Bizim o gerçek hayatta PUBG videosunu burada canlı canlı çekeceğiz yani. Tabii abi, onu çok güzel çekerler bir de. Mükemmel olur. Jüri akar orada. Pac-Man oynarız. Eski oyunlar var burada. Konsollar var retro. Orada abi, Street Fighter, Mortal Kombat. Onların hepsini oynayabiliriz. Şimdi PlayStation da geldi bugün. PlayStation oyunlarını da oynayabiliriz. İşte FIFA'lar, Mortal Kombat'lar. Her şeyi oynayabiliriz yani. Her şey var şu an. Bu arada drop bilgisayar yok. Da var. Dropçuk var arkadaşlar. 2 saniye gelip gidebilir. Onlar da düzeliyor. Güneşin dik açısı yüzünden drop mu geldi? JTG yazıyor. Güneşin böyle dik açısı şey. Şu an... Herkes mi makara gırgır oldu ya? Güneşin dik açısı beni şu an gitmeyecek olsa Beyblade turnuvası geldi Kormantor'dan. Ne? Beyblade turnuvası ayarlayalım abi. Abi süper olur. Kim daha iyi çeviriyor bir görelim bakalım. Bir şey daha sıçıyorum şu an. En uzun bozuk para çevirme turnuvası abi. Koyduk 15 saniye mi 30 saniye mi? Bunların hepsi cezalı olsun ama. Gece havuza atalım. Dans etsin 15 dakika. Abi biz bu gece girdik havuza, çok keyifliydi. O ceza olmaz ya, ona daha kötü bir şey bulmak lazım. Arkadaşlar fikirleri yardırın. Bütün modlar not alıyor. Ben buradan yakalıyorum. Çünkü amacımız 22 gün boyunca doyasıya eğlendirmek sizi. Yapabileceklerimizin de sınırı yok burada. Aklınıza ne geliyorsa sallayın. Edep adap çerçevesi içerisinde uygulanabilir fikirler olmak üzere. Ve Efe Uygaç geliyor buraya. Selamlayarak geliyor. En havalı girişini yapıyor şu zaten an. Zaten evet. Bir sürü daha sürpriz YouTuber, yayıncı falan burada olacak arkadaşlar. Dün harika bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Şortun var mı? Evet, yok kanka. Berkcan'ın önderliğinde Efe'nin sunumuyla ülkenin en büyük canlı yayın bağışını yaptık aslında. Evet, burada olmayan, aramayan fenomen çok az vardı benim aklıma gelen. Rapçisinden türkücüsüne, yayıncısından YouTuber'ına 200 binin üzerinde para toplandı Darül Aceze için. Hepinize tekrar onun için yürekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Berk çok gelecek, Giren gelecek, evet. Alp gelecek buraya. Tüslüğü bile getireceğiz. Gün gün herkesi getireceğiz arkadaşlar buraya. Yüzme yarışı yaparız, okey. Bence sürekli fikir çıkar ya.